Herkese merhabalar. Ben UCİM Genel Başkan Danışmanı Avukat Ayşe Günaydoğan. Bugün sizlere çocuk istismarının hukuki olarak cezalarından bahsedip akabinde de ihbar ve bildirim yükümlülüğünden kısaca bahsetmeye çalışacağım. İlk olarak bunlara bakmadan önce çocuk kavramı aslında hukukumuzda nasıl ve ne şekilde tanımlanmıştır birazcık ona bakmamız gerekiyor. Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde çocuk 18 yaşını doldurmamış her birey çocuktur olarak tanımlamakta. Yani 16 yaşını doldurmuş olsa bile, 17 yaşını doldurmuş olsa bile, akli melekeleri olgunluk seviyesinde olsa bile bizim için 18 yaşını doldurmamış her bir birey çocuk olarak sayılmaktadır. Peki istismar dediğimiz şeyler neler? İstismar türleri duygusal istismar, fiziksel istismar ve cinsel istismar olmak üzere 3 kola ayrılmaktadır. Fiziksel istismar dediğimiz şey çocuğun üzerinde sigara söndürme, cimdikleme, saçını çekme, tokat atma gibi çocuğun bedensel bütünlüğünde zarar verecek her türlü davranış fiziksel istismar olarak nitelendirilmekte. Peki duygusal istismar nedir? Duygusal istismar ise çocuğun ruhen aldığı yaralara sebep olacak her türlü söz ve davranıştır. Çocuğa sen bilmezsin, sen sus, sen kimsin ki şeklinde onu aşağılayıcı tabirlerin hepsi, onu toplumdan dışlamak dahi olmak üzere duygusal istismar olarak nitelendirilmekte. Peki çocuğun cinsel istismarı nedir? Bir yetişkin tarafından, kendisinden güçlü olan kişi tarafından çocuğa cinsel haz alma amacıyla yapılan her türlü davranış çocuğun cinsel istismarı olarak nitelendirilmekte. Peki bu saydığımız istismar türleri Türk Ceza Kanunu'nda cezalandırılıyor mu? Evet, cezalandırılıyor. Çocuğun fiziksel istismarı ve duygusal istismarı ayrı birer kanun maddesi olarak düzenlenmemiş durumda. Fakat var olan suç tiplerinin içerisinde ağırlaştırıcı neden olarak karşımıza çıkmakta. Örneğin çocuğun kasten yaralanması, çocuğun öldürülmesi, çocuğa karşı yapılan işkence ve eziyet suçları normal olan suçların içerisinde ağırlaştırılmış sebep olarak yer almakta. Örnek vermek gerekirse, adam öldürme suçu herhangi bir çocuğa karşı işlenmesi halinde sanığa verilecek olan cezayı kanunumuz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak düzenlemiş durumdadır. Ya da kasten yaralama suçunda eğer bu eylem bir çocuğa karşı işlenmiş durumda ise burada ne çocuğun, ne velinin, ne de vasisinin yani anne babasının hiçbir şekilde şikayeti aranmamakta. Bu da demek oluyor ki bizler böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman mutlaka ihbar edebiliriz. Şikayetçi olurlar mı, olmazlar mı endişesine kapılmadan ilgili makamlara bildirimde bulunmak zorundayız. Ve normal bir yetişkine kasten yaralama suçunun cezasıyla çocuğa karşı yapılan kasten yaralama suçunun cezası farklı ve daha ağır nitelikte olmaktadır. Peki duygusal istismar suçu diye bir suç var mı? Duygusal istismar da yine aynı fiziksel istismarda olduğu gibi ayrı bir kanun maddesi olarak düzenlenmemiş çocuğa karşı işlenen suçlar içinden bahsediyorum tabii ki. Ama yine bunun için var olan suç tiplerinin içerisinde yer alıp ağırlaştırıcı neden olarak karşımıza çıkıyor. Örnek vermek gerekirse Türk Ceza Kanunu'nda aile hukukundan kaynaklı bakım yükümlülüğünün ihlali diye bir suç tipi var. Bu suç tipinde anne baba çocuğa karşı aile hukukundan kaynaklı olan yükümlülüklerini yerine getirmezse, çocuğun beslenme ihtiyaçlarını karşılamazsa, çocuğun bedensel ihtiyaçlarını karşılamazsa, çocuğa okula göndermezse bu bir duygusal istismardır ve Türk Ceza Kanunu'nun bunu cezalandırmaktadır. Yine aynı şekilde çocuğun dilencilikte aracı olarak kullandırılması diye de bir suç tipi var ki bu da çocuk istismarının duygusal boyutundaki cezalandırılan suçlardan biri olarak örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Geldik şimdi de aslında hepimizin oldukça karşısına çıkan, haberlerde görmekten artık hiç hoşlanmadığımız, sürekli sosyal medyada tepki gösterdiğimiz ve hepimizin ucundan kıyısından bir şekilde bilgi sahibi olduğumuz çocuğun cinsel istismarına. Çocuğun cinsel istismarı, fiziksel istismarı ve duygusal istismarından farklı olarak ayrı bir kanun maddesi başlığı olarak düzenlenmiş durumda. Türk Ceza Kanunu 103. maddeye göre çocuğa karşı cinsel şekilde eylemlerde bulunan, cinsel haz amacıyla onu istismar eden kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ve yine aynı madde ekler ki çocuk 15 yaşını tamamlamamış ise
Ona karşı bu eylemi gerçekleştiren kişiye verilecek olan ceza 10 yıldan az olamaz. Yani kanun çocuk 15 yaşını tamamlamamış ise bunun cezasını yükseltiyor. Peki kanun neden böyle bir ayrıma gidiyor? Türk ceza hukukunun genel ilkelerine göre 15 yaş kişinin algılama yeteneğinin başladığı yaş olarak kabul ediliyor. Bunun tabii ki aksi iddia edilebilir bir boyutta ama 15 yaşından küçük olan bir kimse ve 15 yaşından büyük olan bir kimsenin, bir çocuğun algılama yeteneğinin aynı olmayacağı bilimsel olarak da kanıtlandığı için kanun koyucu da böyle bir ayrıma gitmiş. Ve yine aynı kanunun aynı maddesinin 3. fıkrası bizler için aslında en çok karşımıza çıkan olaylardan birisi. Anlattıkça siz de bunun farkına varacaksınız. Önem arz ediyor. Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddenin 3. fıkrası der ki: eğer bu suçu çocuğun 3. derece dahil kan veya kayın hısımlarından birisi işlemişse, bu ne demek? Çocuğun annesi, babası, dedesi, nenesi, amca, hala, dayı, teyze, kardeşleri veya abi ablalarından herhangi birisi işlerse, üvey anne, üvey baba ya da evlat edinen tarafından işlenirse, bu suç eğitici, öğretici, bakıcı sıfatındaki kişiler tarafından işlenirse, bu suç kamu görevinden kaynaklı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenirse, yani bir polis memuru gelip üniformasıyla gel seni bir yere götüreceğim deyip çocuğumuzu alıp istismarda bulunursa, ya da bir öğretmen bunu gerçekleştirirse, bir bakıcı bunu gerçekleştirirse, ya da herhangi bir kamu görevlisi bunu gerçekleştirirse, bir sağlık çalışanı bunu gerçekleştirirse, ya da bu suç birden fazla kişi tarafından işlenirse, az önce saymış olduğum hapis cezaları yarı oranında arttırılıyor. Ve en önemli kısım, eğer bu suç sonucunda çocuk bitkisel hayata girerse ya da çocuğun cinsel istismarı eylemi, en istemediğimiz kısım ama, ölümle sonuçlanırsa bunun cezası da ağırlaştırılmış müebbet hapis olarak karşımıza çıkıyor. Aslına baktığımızda kanunumuzdaki cezalar oldukça yüksek. Bizlerin istediği kısım bu cezaların hiçbir indirime tabi tutulmadan uygulanması. Peki bize düşen ne, bizler neler yapmalıyız? Bizler böyle bir şeyle karşılaştığımızda hiçbir kanıt, delil veya tanığa gerek olmadan ihbarda bulunabileceğimizi bilerek, bunun bir yükümlülük olduğunu da bilerek, karşımıza böyle bir olay çıktığında ihbarda bulunmak zorundayız. Neden zorundayız? Çünkü Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi suçu bildirmeme diye bir suçtan bahsediyor. Bu ne demek? Böyle bir olayla karşılaşan, herhangi bir suçla karşılaşan kimse suçu ilgili makamlara bildirmez ise bunun cezası 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası. Suçun mağduru olan kimse 15 yaşından küçük ise bunun cezası yarı oranında arttırılıyor. Peki bu suçu bir kamu görevlisi işlerse bunun cezası da 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası. Bunu bir sağlık çalışanı işlerse, bildirmezse, bunun da cezası 1 yıla kadar hapis cezası. Ve bu suçlar, önemli olan ve bilmemiz gereken, hiçbir şekilde ertelenemez ve adli para cezasına çevrilemez. Lütfen böyle bir şeyle karşılaştığımızda bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu bilerek ve suçu bildirmek zorunda olduğumuzu bilerek kanıta, delile lütfen gerek olmadan bildirmemiz gerekiyor. Çünkü bazen insanlar hiçbir tanığım yok, nasıl ispatlayacağım diye endişeye kapılıp ihbarda bulunmuyorlar ve çocuğun aslında başına gelen bu eyleme göz yummuş oluyorlar. Göz yummamamız lazım ve lütfen tanığa gerek olmadığını, sözlü bildirimin yeterli olduğunu bilmemiz yeterli. Bu tip durumlarda çocuğun beyanı esas alınıyor. Ve böyle bir şeyle karşılaştık. Hiç olmasını istemeyiz ama bir çocuk bize geldi, okulda öğretmeniz ya da ebeveyniniz, çocuğumuz bize böyle geldi, ne yapacağız? Hemen çocuğun üstündekileri hiçbir şekilde yıkamadan, çünkü 72 saat bulguların kaybolmaması açısından oldukça önemli, çocuğun üzerindeki kıyafetleri bir
poşete koyup poşetin de ağzını kilitleyip ilgili makamlara teslim edilmek üzere gitmemiz gerekiyor. Peki biz vatandaş olarak nerelere ihbarda bulunabiliriz? Bildirim yükümlülüğünden bahsettik, peki nerelere bildireceğiz? Alo 155 polis imdatı arayabiliriz. Alo 156 jandarma ihbar hattını arayabiliriz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hattı olan Alo 183'ü arayabiliriz. Karakola gidip beyanda bulunabiliriz. Adliyelerde Cumhuriyet Başsavcılık ofislerine giderek buralarda şikayetlerimizi gerçekleştirebiliriz. Ya da www.ucim.org.tr adresinden ihbarda bulun butonuna tıklayarak bizim gönüllü avukatlarımız eşliğiyle bu süreci birlikte yürütmek için destek alabilirsiniz. Lütfen çocukların cesaretini kırmadan, onlara da cesur örnekler olarak başımıza böyle bir şey geldiğinde ya da böyle bir olaya tanık olduğumuzda lütfen görmedim, duymadım, bilmiyorum yapmayalım ve lütfen ilgili makamlara, ilgili mercilere ihbarda bulunmaktan kaçınmayalım. Ucim.org.tr'den ihbarda bulunduğunuzda Türkiye'nin her yerinde sayısız gönüllü avukatımız var. Onların eşliğiyle birlikte bu süreci daha hızlı ve hukuki olarak yardım alarak da götürebilirsiniz. Bizler Ucim olarak Türkiye'nin her yerinde faaliyet vermeye çalışıyoruz. Gönüllü avukatlarımıza, gönüllü hukukçularımıza ihtiyaçlarımız var. Bu tarz bilinçlendirme eğitim videolarımız devam edecek. Onları takip edebilmeniz için YouTube kanalımız olan TV Ucim adresini YouTube'dan lütfen takip etmenizi rica ediyorum. Aynı zamanda www.ucim.org.tr adresinden gönüllü üyemiz olabilir, gönüllü bağışçımız olabilir ve bu mücadelemize sizler de bizlerin yanında yer alarak destek verebilirsiniz. Sabrınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evde kaldığımız bu günlerde hepinize sağlıkla ve sevgiyle huzurlu günler diliyorum efendim.